Toplum genelde psikolojik olarak bozuk. Modern toplumda insana biçilen rol tüketmek. Toplumun en büyük takıntısı para. İnsandan beklentiler farklılaştı. İnsana yepyeni misyonlar yüklendi. Adeta insan tanrılaştırıldı. Dikkat çekmek istiyoruz galiba. Popüler olmak istiyoruz. Tüketim toplumunun tükettikçe mutlusun sloganını dayattığını, bunun bizim doğamızdan gelen bir öğreti olmadığını görmemiz gerekiyor. Neler oluyor hayattaya hoş geldiniz. Aslında hayatta neler neler oluyor, öyle değil mi? Mesela insanın bu koşar adımları. Sizce neyi, hangi zamanı, hangi rengi yitirdik de bu kadar aceleciyiz? Varoluşumuzun amacını bulmuş muyduk ki bu kadar telaşlıyız? Ne dersiniz? Sizce günümüz insanı ne arıyor? Günümüz insanı sizce ne arıyor? Para. Başka ne arayabilir? Günümüz insanı huzur arıyor, sağlık arıyor. Daha mutlu bir yaşam arıyorlar. Tabii bunların olabilmesi için de paraya ihtiyaç var sonuçta. Ülke huzuru, aile huzuru, yaşam huzuru. Bence aslında mutluluk arıyor. Hiç sahip olamadığımız, daha doğrusu sahip olmaya çalıştığımız ama ne olduğunu bilmediğimiz bir şey. Mutluluk kavramı. Aslında anlardan ibaret ama bizler maalesef ki parayla satılabileceğimizi düşünüyoruz. Ya şu anki modernize hayatta bunu bize dayatıyorlar zaten. Modern toplumda insanın yeri değişti, statüsü değişti, evrendeki yeri değişti. Dolayısıyla rolü de değişti. Nasıl anlayabiliriz bunu? Modern öncesi dönemde insanlar dine daha büyük anlam atfediyorlardı. Her ne kadar dinleri çok doğru anladıkları tartışılır olsa da Tanrı daha evrenin merkezinde bir yer tutuyordu. Tanrı'nın arzuları, istekleri insanlar için daha merkezdeydi. Modern toplumda ise insanın isteklerinin ve arzularının merkeze geldiğini görüyoruz. Bilhassa tüketim toplumunda insanın hevesleri, arzuları tatmin edilmesi gereken birinci öncelik haline gelmiş durumda. Dolayısıyla insanın rolü de değişti. İnsanlar artık zevkleri maksimize etmeye çalışıyorlar, gayret ediyorlar. Eskiden daha fazla imkanları var bunu yapmak için. Hem daha fazla zamanları var, hem daha fazla maddi imkanları var. Dolayısıyla insanın modern toplumda, tüketim toplumunda öncelikleri de değişti. Aradığı şeyler de değişti doğal olarak. Günümüzde insanların daha çok refahlarını artırmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bedensel hazlarını artırmaya çalıştıklarını görüyoruz bunun neticesinde. Bunu ne kadar başarıyorlar ya da mutluluk olmalarına bunlar ne kadar gerçekten katkı sunuyor, o ayrı bir tartışma tabii. Modern toplumda insana biçilen rol, insan varlıklarına biçilen rol tüketmek. Ve sadece tüketen, düşünmeyen, sorgulamayan, birer mekanik işlevleri daha hakim olan araçlara dönüşmüşüz diyebiliriz aslında. Biraz maneviyat dünyasından veya dini perspektiften de bakacak olursak tabii insanın yaratılış gayesine uygunluğuyla değerlendirilen bir şey. İşte Allah Teala bizleri insan olarak yarattı. Burada bir misyonumuz var bizim. Bu da yeryüzündeki emanete sahip çıkma misyonudur. O emanet nedir derseniz işte insanlığın yaratıklarına, ya Allah'ın yarattıklarına şefkat ve merhamet ve yeryüzünde işte adaleti sağlamaya çalışmaktır. Ve bu böylece Allah'ın bizi yaratılış gayesi dediğimiz yaratılış gayesine uygun hareket etmektir. Şimdi bunu böyle koyduğunuz zaman aslında insanın yaratılış gayesi dini perspektiften böyle çıkıyor. Farklı bilim dallarından farklı gayeler bununla kesişebilir, ayrışabilir. Ama modern toplum dediğimiz toplum yapısında, yani postmodern toplum yapısında insana yüklenen misyon farklılaştı.
İnsandan beklentiler farklılaştı. İnsana yepyeni misyonlar yüklendi. Şöyle söyleyeyim, adeta insan tanrılaştırıldı bu postmodern toplumda. Hatta kitaplar yazıldı biliyorsunuz, Homo Deus falan diye. Şimdi Homo Deus demek tanrılaştırılmış insan bir anlamda yani. İşte güçlendirilmiş, tanrılaştırılmış insan. Bu işte bugün işte Avrupa ülkelerine, Türkiye'ye, herhangi bir ülkeye gidersen, İslam ülkelerine de gidin. Mesela o kitaplar ellerde dolaşıyor. Gençlerin ellerinde ben görüyorum böyle metrolarda falan. Çok satılıyor, çok satanlar listesinde. Ne arıyor insanlar? İşte oradaki o güçlendirilmiş insan modelini aslında kendine rol model almaya çalışıyor. Halbuki insan güçlü, o kadar güçlü değil, bir varlık değildir. Yani onu yaratan bir varlık var, bir üst varlık var. O varlığın karşısında aciziyetini, aziyetini hissetmesi lazım insan. Tamam, insan çok büyük işler başarabilir ama aziyetini hissetmesi gerekiyor. O yüzden aziyetini hissetmediği zaman tanrılaştırılmış, her şeyi yapabileceğini, her şeye hükmedeceğini varsayan ama sonunda hiçbir şeye hükmedemeyen, aciz bir varlık olarak kalıyor. O zaman da işte mutsuzluklar, depresyonlar, kederlenmeler, üzüntüler baş gösteriyor. Günümüzde insanlar genelde mutsuzluktan dert yanıyor. Sizce neden mutsuzuz? İnsanlar anlam duygusunu kaybetmiş ya da neden yaşadıklarını bilmedikleri için mutsuz olabilirler mi? Hadi konuyla ilgili kendimize peş peşe sorular soralım. Mesela bunca materyal zenginliğin ortasında ruhlarımızla baş başa kalabiliyor muyuz? Yani kendimizle ya da başkalarıyla gerçek ve içten bir iletişim kurabiliyor muyuz? Toplum psikolojisi şu an ihtiyaçlar çerçevesinde çok büyük değişikliklere uğradı. Bahsettiğimiz ihtiyaçların karşılanması tamamen maddi açıdan yeterliliği bize sunuyor. İnsanların bu konuda yaşamış olduğu yetersizlikler de onları psikolojik olarak çok büyük sorunlara doğru itiyor. Toplum genelde psikolojik olarak bozuk. Hem ekonomik yönden hem sosyal yönden bozuk şu anda, öyle görüyorum. Yani. Vallahi çok saldırganlaştık. Bu da herhalde gelecek endişesi kaynaklı bir durum. Bencil olduk. Egolarımız ön plana çıktı. Gücü elde etmek adına sadece paraya sahip olmak için, bunun için çabalar olduk. Yani hiç insani değerlerimiz yok oldu, kaybettik. Sanırım insanlar koşulların getirdiği ekonomik sorunların dışında sosyal ilişkileri yıprandığı ve birbirlerine artık çare olamadıkları için de mutsuzlar. Yani modern çağda mutsuzluğun en temel sebebi galiba anlam kaybı ve asıl toplumsal olanın kaybı. İnsan dediğimiz gibi iki yandan oluşuyor aslında. İnsanın bir aslında o hayvani tarafı diyelim ona. Eski kitaplarda da geçer bu. Bir de insani tarafı var. Eğer o hayvani yön, işte haz ve hızları öne çıkaran, insanların dertleriyle dertlenmeyen, hiç kimse ben varım sadece hayatta diyen, bencil, egoist, narsist bir kişilik olarak yaşarsa, o hayvani yönleri öne çıkarıyor demektir aslında bir yönüyle. Yani insanlık vasıflarını da öldüren bir şeydir o. Şimdi dolayısıyla bizim bu modern hayatta bu ruhumuzu besleyecek, ruh tarafımızı, bizi insan yapan, bizi biz yapan değerlerimizi, işte bu nedir? Merhamettir, adalettir, iyiliktir, ihsan duygusudur, empatidir, ne bileyim, başkalarının dertleriyle dert, hem dert olmaktır. Bu yönleri besleyecek yani çalışmalar veya kendimizi bu manada kurgulama ameliyesine girmemiz lazım. Şimdi enteresan veriler var tabii. Mesela Amerika'da 1955'ten 2005 yılına kadar mutluluk endeksleri var. Hatta günümüze kadar gelen. Bunlara baktığımızda şunu görüyoruz. Refah çok ciddi bir şekilde artıyor. Gayri safi kişi başına düşen milli hasıla. Ama mutluluğun eşit oranda artmadığını görüyoruz. Hatta
kısmen 1955'lere göre mutluluk endeksinde düşüş olduğunu görüyoruz. Bu bizde şöyle bir fikir uyandırıyor. Acaba biz gerçekten de insanı neyin mutlu ettiğini bilmiyor muyuz? Yani insanlar bedensel hazlarını artırmaya çalışıyorlar. Zengin olmaya çalışıyorlar. Çoğumuzun aklına mutluluk deyince ilk aklımıza gelen şey maddi imkanlarımızı artırmak. Ama gerçekten de bunların insanın mutluluğuna ne kattığı çok tartışmalı. Mutluluğun, bedensel zevklerin, yeme, içme, cinsellik ya da aklınıza gelen her şey. Gerçekten de insanın mutluluğuna katkı sağlayıp sağlamadığı tartışması büyük bir tartışma. Ve bu aslında resmin çok küçük bir kısmı. Evet, ilk başta sağlıyor. İşte dopamin salgılıyoruz, mutlu hissediyoruz kendimizi ama kısa süre sonra bu bedensel hazların insan mutluluğuna katkısı düşmeye başlıyor. Hani öte yandan insanlarla olan ilişkilerimizdeki tatminimiz, anlam arayışımız, hayata nasıl bir anlam yüklediğimiz, maneviyat isteğimiz, bunların hepsi insanın mutluluğuna daha büyük planda katkı sunan faktörler. Ama biz tüketim toplumunun etkisiyle sürekli ilk bahsettiğim bedensel hazlara odaklanıyoruz ve en nihayetinde de hiçbir şekilde tatmin olmuyoruz işin gerçeği. İsteklerime cevap alamadığım zaman empati kurmaya çalışıyorum. Şu an insanlar isteklerine yeterli bir şekilde cevap alamadıkları için inanılmaz derecede öfkeli ve gerçekten farklı eylemlere doğru ilerlediklerini görmekteyim. Bu da bizim toplumumuz açısından çok üzücü bir şey. Tedirgin oluyorum. Tabii ki sinirli oluyorum. Vallahi herhalde istediğim cevabı alana kadar devam ederim. İstediğim ama tabii ki de hayal kırıklığı yaşıyoruz. Mutsuz oluyoruz. Kendimizi daha çok depresyona itiyoruz. Yani olmadı diye artık hiçbir şeyin olmayacağını düşünüyoruz. Sürekli insanlara kötü davranmaya başlıyoruz. İnsanları sevmiyoruz artık. Yani biz bile çok fazla yoğun kalabalık olan ortamlardan uzaklaşıyoruz. Yani uzaklaştık. İnsanlar birbirinden uzaklaştı yani. En kötüsü bu. Bazen kabulleniyoruz. Bazen isyan ediyoruz ama kendiliğimizden isyan ediyoruz. Yani başkası da değil. Sadece bir arada vakit geçirme sebepleri hizmet alabilmek. Kesinlikle. Yani AVM'ye gidiyor. Orada vakit geçiriyor. Sadece orada toplum olarak bir aradayız. Yoksa başka türlü yok yani. Bir arada bir paylaşım içerisinde değiliz kesinlikle. Günümüzde en temel meselelerden birinin merhamet olduğunu düşünüyorum. İnsanlar birbirlerine karşı çok kırıcı ve acımasız. Belki de merhamet duygusu okullarda bir ders olarak işlenmesi gerekir. Mesela bugün dünyada büyük bir mülteci krizi ve bu krizin merkezinde büyük bir merhametsizlik var. Dünyanın her yerinde bu insanlar çok acımasız tavırlara maruz kalabiliyorlar. Bütün bunlar sadece bizim toplumumuzda değil, dünyada da en büyük sorunlardan birinin empati ve merhamet olduğunu düşündürüyor. Ne dersiniz? Modern dünya insanı düşünmeyi unutturuyor. Sadece tüketmek, sadece beslenmek ve hiçbir şeyi sorgulamamak. Bu cenderenin içerisinde mutluluk kavramından ya da bunun bilincinden ne kadar bahsedebiliriz? Bundan emin olamıyorum. Modern toplumda tüketim kültürü dominant olduğu için, baskın olduğu için insanların da belli duyguları yitirdiğini görüyoruz. Çünkü bize modern dünya, kapitalist dünya şunu aşılıyor. Sen en önemlisin. Senin çıkarlarını maksimize etmen lazım. Dolayısıyla bu yolda bazı şeyleri de meşrulaştırman daha kolay oluyor. Bir de benim gördüğüm modern dünyada en çok yitirdiğimiz duygulardan bir tanesi ya da özelliklerden bir tanesi mütevazi olmak tabii. Bu hem insanın Tanrı ile ilişkisi açısından yitirilen bir düşünce, bir özellik. Hem de insanın diğer insanlarla ilişkilerinde. Mesela sosyal medya bu anlamda çok daha enteresan boyutlara taşıdı tartışmayı. Eskiye göre çok daha az mütevaziyiz. Yani hepimiz işte kendi değerimizi takipçilerimizle biçer hale geliyoruz. Bir şey beğenilmediğinde tahammül edemiyoruz. Nasıl benim hakkımda böyle düşünürler diyoruz. Yani kendimizi olduğumuzdan çok daha değerli, çok daha önemli
bir yere konumlandırıyoruz. Modern toplumda birey merkezde olduğu için doğal olarak bireyin bir nevi tanrılaşması söz konusu. Ya en önemli sensin ve en önemli senin arzuların, senin çıkarların. Bu gayet meşru ve dolayısıyla bunun meşruluğu beraberinde gayrimeşru şeyler de getirebilir. Bazen gayrimeşru olması da şart değil. Yani belli eğilimler getirebilir. Diğer insanları önemsememe gibi. Evet kötü ama ne yapalım? Yani benim de çıkarlarım var, benim de kendi bir hayatım var gibi. İşte daha az dayanışma, insanları daha az önemseme gibi beraberinde birçok duyguyu getirdiğini düşünüyorum tabii. Maneviyat yönünün gelişmemesi, yani ruhunu besleyecek yönün geliştirilememesi, kişiliği yeterince gelişmeyen, şahsiyeti oluşmamış. Hatta ben size şunu söyleyeyim, işte hibrit kişilikler diyebileceğimiz kişilikli insanlar meydana geliyor. Yani ne o ne bu, tepki vermiyor, sanki böyle robotlaşmış bir tarz, haz ve hızların peşinde koşabiliyor. İşte bir anlam haritası yok, bir mana dünyası yok. İşte merhamet duygusu gelişmiyor, adalet duygusu gelişmiyor, sorumluluk, muhasebe, kendini vicdani anlamda biz muhasebe edecek bir yön olmayınca bu zaman işte hibrit kişilikler, şahsiyetler meydana geliyor. Bence toplumun en büyük takıntısı para. Aynaya baktığımızda kendimizi güzel görmek istiyoruz. Bunun bizi mutlu ettiğini düşünüyoruz. Kıyafetimizi takıyoruz. Yani psikolojimizi çok olumsuz etkiliyor. Çünkü daha iyisini görüyoruz her yerde. Son dönemlerde eğitim alanında ciddi anlamda ailelerin kendi çocuklarıyla ilgili takıntıları var. Toplum ben odaklı yaşıyor. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyen bir toplum haline geldik. Gerçekte sahip olmayı hak ettikleri şeylerden çok daha fazla şey istemeler. Bu haddini bilmemekle ilgili bir şey bence. Her şey para insanlar için. Her şey lüks bir araca sahip olmak veya her şey çok iyi bir evde oturmak. Ne yazık ki insan olarak acıma, merhamet, anlayış, hoşgörü ve tahammül duygumuzu kaybediyoruz. Hayat hızlandıkça insanlar birbirlerine karşı daha acımasız, daha kıyıcı olabiliyorlar. Hızlanan hayatta durup kendi içimize bakmayı unutuyoruz. Aslında hepimiz yavaşlamalı ve kendi içimize bakmayı tekrar hatırlamalıyız. Öte yandan toplumda fark edilen şiddet eğilimleri de var. Peki siz böyle bir dünyada artan şiddet eğilimini nasıl yorumluyorsunuz? Ya insan varoluş serüveninin tamamında vardı saldırganlık belki ama son dönemlerde sanki daha da mı çok artıyor diye hepimiz tereddüt içinde soruyoruz. Daha az düşündükçe daha çok topluca eylemler yapan, hınç ve öfkeyle yoğun heyecanla hareket eden, sonrasını çok düşünmeyen, davranışların sonuçları hakkında yeterince kaygılanmayan varlıklara dönüyoruz. Haset ihtiyacımız olan nesneye zarar vermek demek ya da işte kişiye. Ama haset o kadar keskin, asit gibi bir duygudur ki hisseden kişiyi de yaralar ve deler. Bu sebeple engellenmeye karşı çok küçük yaşlarda, çok küçük aylarda verdiğimiz tepkilerin kitlesel olarak verildiğini görüyoruz. Çünkü asla engellenmemeliyiz. O haz, o şehadet deneyiminden dışarı atılmamalıyız. Bunun engellendiği her durumda ilkel öfkemizle karşılaşmayı hak ediyor. Muhtemelen bu zeminin ortaya çıkarttığı tablolar gibi. Peşindeyim, öldüreceğim. Bana türlü tehditlerde bulunuyor. Diyordu ki ben hep bu günü bekledim.
Ben hep Allah'tan dua ettim. Seniliğime elime edeceğim. Dünya genelinde şiddetin neden arttığını tartışırsak belki şunları düşünmek lazım. Bir tanesi geçmişte de devam eden, bugün de devam eden nedenleri var şiddetin. Mesela nedir onlar? İşte ailede şiddet görmüş insanların şiddet uygulama ihtimali çok daha fazla. Mesela ailede istismara uğramış insanların şiddet gösterme ihtimali oranı eğilimi çok daha fazla oluyor. Adalet mekanizmasının çalışmadığını düşünen insanlar ya da gerçekten çalışmıyorsa bu da şiddeti artırabiliyor. İnsanlar kendileri yani ya nasıl olsa ceza almayacağım deyip şiddete yönelebiliyor ya da adalet çalışmıyor deyip kendisi cezasını kesmeye çalışabiliyor. Şiddet eğilimi bence insanların hırslarıyla beraber elde edemediği maddi kazançlarıyla beraber kendilerini tamamen tatmin edemedikleri ve ulaşamadıkları bütün her şeyin hırsını şiddet eğilimiyle çıkartmaktadırlar. Vallahi birçok neden olduğunu düşünüyorum ama herhalde başta ekonomik sıkıntılar. Hırsızlık şey parasızlıktan yavrum benim. Güzel, iyi bir toplumuz ama başka türlü şeyler, başka türlü reaksiyonlar, başka türlü. Eskiden daha sakindik, şimdi hemen sinirleniliyor, hemen tepki gösteriliyor. Mutsuzluk, huzursuzluk, gelecek endişesi. Göründüğümüz kadar var olduğumuzu zannettiğimiz bir çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla toplum ve şiddet başlığını açmışken sosyal medya gerçeğini pas geçmek mümkün değil. Çünkü sosyal medyada giderek artan şiddet eğilimleri ortada. Herkes herkesin alanına çok kolay müdahale edebiliyor. Burada asıl ilginç olan ise insan görmediği birine çok kolay düşmanlık geliştirebilmesi. Şu an sosyal medya toplumumuzu gerçekten çok ciddi anlamda bir yozlaştırmaya ve yeni jenerasyonu bir dejenerasyon çerçevesine dönüştürmekte. Kesinlikle olumsuz etkiliyor, bunu ben kendim de biliyorum. Çok fazla vakit geçiriyoruz. Uzun bir zamanımızı çalıyor, yani en büyük aslında en acı şey bu. Çok büyük zaman kaybı. Ama nedense orada da görmek istediğimiz şeylere bakıyoruz. Yani bizi mutlu edecek şeyleri arıyoruz. Manipüle ederek birilerinin fikirlerini insanlara empoze etmek. Dikkat çekmek istiyoruz galiba. Yani popüler olmak istiyoruz. Sosyal medyadaki şiddet görünümleri, işte sosyal linç kampanyaları ve küçücük bir ters düşmeyle bile ortaya çıkabilecek bu yoğun öfke görüntüleri dikkat çekici, önemli ve sosyal medyanın bazı özellikleriyle alakalı galiba. Tabii şimdi böyle konuşuyoruz ama yani şimdi cezasızlık var diyeceğim ama aslında geliyor. Yani sosyal medyada kendi içinde belli bir düzeni yavaş yavaş oturtuyor. Yani hani politik olarak da, kişisel olarak da ya da kültürel olarak da geliyor bu. Bu şey gibi aslında biraz. Hani bu kadar çabuk dışarıda düşman öteki haline getirmek birilerini belli bir sebepten ötürü neden var? Yani birilerinin bu kadar kolay düşman haline getirilebilmesi daha dikkat çekici. Yoksa sosyal medyanın hani insanların ilişkilerine ve kişilere ve kimliklere yaptığı etkiyi ayrıca konuşabiliriz. Çünkü temel olarak orada bir kimliksizleşme, akışkan bir kimliğe sahip olma meselesi var sosyal medyada. Yani işte orada bir profiliniz var ve temel mesele, şimdi biz bir önceki nesil olarak baktığımızda kavramakta zorlanabiliyoruz ama orada bir hayat memat meselesi var, bir varlık meselesi var. Sosyal medyada kimliğinin dış çeperini cilalamadan, onu güncellemeden, o profile yeni bir şeyler katmadan gençler ya da işte sosyal medyanın içindeki kişiler varoluklarını duyumsayamıyorlar. Ama bir dışarıdan bakıp moralistik eleştiriler getirmek kolay. Ama orada bir varoluş meselesi var. Çünkü sosyal medyanın temel dinamiği aslında görmek de değil artık. Görülmek ve gözetlemek. Yani buna görülme makinesi, görme makinesini ele geçirdi diyebiliriz. Şimdi görmüyorsanız çok büyük sorun. Diğerini fark etmiyorsunuz zaten. Sosyal medyanın toplumun üzerinde olumlu etkileri de var tabii. Onu da tamamen olumsuz bir şey olarak görmemek lazım. İşte bilgi edinebiliyoruz, yeni insanlara sosyalleşiyoruz vesaire. Ama biz negatif yönlerine odaklanırsak burada şunları söylemek mümkün. Birkaç araştırma paylaşayım sizinle bu konuda.
Utah Valley Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma var. Mesela orada Facebook kullanan insanların diğer insanları kendilerinden daha mutlu olarak gördüklerini görüyoruz. Yani diyorlar ki birisi Facebook kullanıyorsa benim dışındaki tüm insanlar benden daha mutlu fikrine sahip oluyorum. Neden böyle bir fikre sahibim? Çünkü insanlar güzel anlarını paylaşıyorlar. Şimdi işin komik yanı şu. Eğer Facebook kullanmayan bir insan böyle düşünse deriz ki bilmiyor Facebook. Ama insanlar kendileri kullanmalarına rağmen Facebook, Instagram gibi hesapları ve kendileri de sadece mutlu anlarını paylaşmalarına rağmen diğer insanlar bunu paylaşınca yine de ya gerçekten insanlar çok eğleniyor ve çok mutlular fikrine sahip oluyorlar. Başka bir araştırma, University of Missouri'de yapılan bir araştırma, sosyal medyanın kıskançlığı artırdığı yönünde. Yani biz yine bununla paralel olarak diğer insanların güzel hayatlar yaşadığını görüyoruz ve bu bizi rahatsız ediyor. Yani aslında kıskançlık gibi negatif bir yöne sevk ediyor. UCLA'de yapılmış başka bir araştırmada da insanların, sosyal medya kullanan insanların dışlanma korkusuna sahip oldukları ve bunun depresyona yol açtığını görüyoruz. Yani insanlar bir ağın dışında kalabilirim fikriyle depresyona girecek kadar ciddiye alıyorlar sosyal medyayı. Şimdi ya da başka bir örnek vereyim son olarak. 8-12 yaş arası kızlarla yapılan araştırmada sosyal medya kullananların daha zor sosyalleştiklerini görüyoruz. Şimdi bu tip insanlardan oluşan bir toplum da dolayısıyla belli hastalıklara sahip olacaktır. Mesela troll psikolojisi bunlardan bir tanesi az önce bahsettiğimiz. Nedir troll psikolojisi? İnsanların anonimliğin de verdiği bir rahatlıkla kolayca diğer insanlara hakaret edebilmesi. Halbuki sosyal medya ilk çıktığında insanlarda bir agora beklentisi vardı. Nedir agora? İşte insanların özgürce fikirlerini tartışabilecekleri, dünyanın dört bir yanında insanların konuşabileceği bir alan, özgürce konuşamayacakları bir alan diye düşünüyordu. Hiç beklediğimiz gibi olmadı. Neye dönüştü sosyal medya? İnsanların kolayca nefret suçu işleyebildiği, herhangi bir gruba, bir dine, bir kutsala rahatlıkla küfredebildikleri, yaşayan insanlara saldırabildikleri bir yer haline geldi. Beraberinde şu oluyor tabii, şimdi topluma, içinde yaşadığınız topluma olan güveniniz azalıyor. Çünkü siz şöyle düşünüyorsunuz, ya ben bu insanlarla beraber metroya biniyorum, ben bu insanlarla beraber vapura biniyorum ve bu kadar sert, acımasız yaşayabilen insanlardan bahsediyorum. Dolayısıyla içinde bulunduğunuz topluma olan bağınızı da zedeleyen bir yanı var sosyal medyanın. Uzmanlar genelde anksiyetenin modern toplum hastalığı olduğu görüşündeler. Biliyorsunuz anksiyete durumu belirsizlikle ortaya çıkan bir durum. Yani insanlar gelecekten emin olmadıklarında veya geleceğin neler getireceğini çok iyi tahmin edemedikleri zaman anksiyete sorunu yaşayabiliyorlar. Sonra bir bakıyorsunuz sakinleştirici alır gibi falcıların, sözde büyücülerin, astrologların kapısını aşındırıyorlar. Sizce insanlar fal, astroloji, büyü vesaireden ilgi duyuyorlar? Gelecek endişesi, ruhi tatmin. Peki sizce neden insanlar meditasyon ya da yogaya yöneldiler günümüzde? Ruhi, manevi açlıklarını gidermek adına olduğunu düşünüyorum. Bu ille yoga, meditasyon yolu ile olmak zorunda değil. Mesela insan namaz kılabilir, zikir törenlerine katılabilir, manen, ruhen. Bu şekilde de tatmin edebilir kendini. Yani bu açlık kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle herhalde gelecek kaygısı diye düşünüyorum. Ya da merak. Tabii ki de bizleri mutlu ediyor o bile. Yani iyi bir şey duyduğumuzda öyle mi gerçekten diyoruz. O da bize hoşumuza gidiyor o anlık. Neden? Yani herhalde bir şey vaat ediyor. Bir şey vaat ediyor. Yani insanlara biliyorsunuz bir şey vaat ettiğimizde hani en azından ufacık bile olsa o umut ışığı. Yani onu arıyoruz belki de. Vallahi çare arıyorlar herhalde. Psikolojik olarak kendilerini tatmin etmeye çalışıyorlar. Zaten inancı olan insanlar bunları yapmıyor. Yani Allah'a inanan, dinine inanan insanlar bunu yapmıyor. Meditasyon yapıyorum mesela. Kendimi kötü hissettiğim zaman beynimi boşaltmaya çalışıyorum, o kadar. Modern çağda ya da günümüzde anksiyeteden bahsediyorsak,
Hemen yılın başına depresyonda koymamız lazım. Yani çünkü semptomatolojik olarak %60-%70 örtüşmekte. Hatta işte aynı ortak bir sıkıntının, rahatsızlığın farklı görünümleri olabileceği de söyleniyor. Bu yüzden sadece anksiyeteden değil depresyondan da bahsetmek gerektiğini düşünüyorum. Bir yandan da işte kapitalist sistemi içerisinde depresyon ve anksiyetenin aslında hani durmak, yapmamak, yavaşlamak, işte benlik değerini kaybetmek gibi bir karşılığı varsa mesela depresyonda, keza anksiyetenin de aslında ciddi bir direniş olduğunu da söyleyebiliriz. Kapitalist sistem sürekli tüketen, sürekli yani kendi bilinçliliğinin dışında sadece tüketmek için var olması gereken bir varlık olarak kişiyi tanımlarken ve sürekli heyecanların içinde yaşaması gereken bir varlık olarak tanımlarken depresyon buna dur diyor. Anksiyete de buna dur diyor. Ve hani hiçbir şeyin yasını tutamıyoruz mesela. O kadar hızlı ki her şey. Bir şey kaybediyoruz ama yerine yeni bir ikame buluyoruz. Halbuki sağlıklı yas tutmak muhteşem bir kapasitedir. Çok gerekli, çok öğreticidir. Buna imkan verilmediğinde belki de bedenen ya da ruhsallığımızın farkında olmadan geliştirdiği bir direnç noktası. Genelde düşmanca ve umursamaz algılanan dünya karşısında yeni bir şeyler yapmadan önce ortaya çıkan da bir şeydir anksiyete. Yani kötü, olumsuz okumamak da gerekir. Kendi varlığımızı anlamlandırmak, belki kişisel özgürlüğümüze doğru adım atmak, yeryüzünde nereyi nasıl işgal ettiğimizle ilgili yeni bir bilinç geliştirmeden önce de ortaya çıkan bir şeydir. Ama bu dediğim gibi sadece semptomatolojik olarak algılanır, okunur ve hemen ortadan kaldırılmaya çalışılırsa anlamlandırmak ve derinleştirmek çok kolay olmayacak. Şunu biliyoruz ki eğer anlamı yoksa o tekrar gelecektir. Şimdi eğer kişi kodlarından yani yaratılış kodları diyebilirsiniz buna işte etrafından, çevresinden, ailesinden gelen değer yargılarından uzaklaşırsa bu çünkü o kişiyi yapan değerler bozulmuş oluyor. Yani bir anlamda sistem arıza vermeye başlıyor. Dolayısıyla anksiyete kaygı bozuklukları karşımıza çıkıyor. Ama sadece bu mu tabii problem? Burada bence geleceği kurgulama, gelecek kaygısı da karşımıza geliyor. Şimdi modern hayat veya modern toplum hep bize şunu kodluyor. İşte geleceğine şöyle yapacaksın, şu kadar para biriktireceksin, işte şu kariyeri, şu basamakta da şunlar yapacaksın filan. Şimdi eğer İslami perspektiften veya dini perspektiften bakacaksak aşırı planlama veya aşırı derecede işte her şeyin mükemmelen işleyeceği bir şey çok da tavsiye edilen bir şey değildir. Yani planlamaya karşılık manasında demiyorum. İslami perspektifte biraz daha tasavvufi perspektifte vakti anı değerlendirme vardır. Şimdi eğer siz bunu planı çok mükemmel yaptığınıza inanıyorsunuz. Planın en küçük bir dişlisine problem olduğunda anksiyete başlıyor. Onu demeye çalışıyorum ben yani. Ya bunu yapamazsınız. Diyeceksiniz siz orada o oldu. Bu hata oldu. Demek ki bunda da bir hayır vardır diyeceksin orada. Teolojik perspektiften bakarsak falcı, büyücü meselesi hani zaten gitmek caiz diye biliyorsunuz. Yani ama insanlar gidiyor bu modern hayat içerisinde. Peki bunu olumluya çevirmek mümkün değil mi? İşte sizin de söylediğiniz üzere hani yoga var, falcılar var, işte büyücüler var, astrologlar var filan. Şimdi bunu işte bizim dini terminolojimiz içerisinde bunu kendi perspektifi içerisinde yapabilmek mümkündür. Mesela işte zikir dediğiniz şey var. İyilik terapileri vardır. Şimdi bu o kadar önemli bir terapidir ki bunu bu şekilde tam anlamıyla yaşayan, ne bileyim işte sosyalleşen, insanların dertleriyle hemdert olan, toplumun içerisine karışan insan bence işte esasında bu yogaya falan veya bu ruhi anlamdaki bildiğiniz, bahsettiğiniz modern terapi yöntemlerine çok da ihtiyaç yok. Yabancı literatürü de ben takip ediyorum. Bu anksiyete pazarlaması diye bir şey var. Yani korku pazarlaması aslında bu. Yani bu pazarlanıyor belli şeyler
insanlara. Ondan sonra onun yöntemleri, terapileri, işte ilaçları falan arkasından geliyor. Yani bu şuna benziyor. Tam yani şey içinde söylemiyorum ama hani kuş gribi salgını var deniliyor bir yerlerde. Bütün dünya bununla uğraşıyor. İşte bir takım firmalar, bir takım şeyler buradan bir şey devşiriyor. Yani tamamen bunları karşı çıktığından falan demiyorum ama burada bir pazarlama tekniğinin olduğunu da kabul edelim. Madem günümüz insanının arayışları hakkında bir rota belirledik, şunu da unutmamak gerekir. Her şeyi kontrol etme isteğimizden kurtulmamız lazım. Her şey elimizin altında kurulamaz ya da hayatı uzaktan kumanda ile kontrol edemeyiz. Madem amaç mutluluk, mutluluk demişken, peki mutluluğun psikolojide karşılığı nedir? İnsanlar nasıl mutlu olabilir? Mutluluğun insan psikolojisindeki yeriyle ilgili konuşmak gerekirse, tabii önce tam olarak ne tür bir kavramdan bahsediyoruz, bununla ilgili fikirlerimi söylemek istiyorum. Çünkü mutluluk deyince hazdan, doyumdan, keyiften mi bahsediyoruz? Yoksa iç rahatlığından, iç ferahlığından ve umuttan mı bahsediyoruz? Mesela bunun beyin fizyolojisindeki karşılığı farklıdır. Haz ve keyif aldığımız yer ya da işte bunu sağlayan nörotransmitterler, yani beyin hücrelerinin kimyasal ileticileri dopamindir. Bunu yemek yediğinizde de elde edersiniz. Ama iç rahatlığı ve umutla alakalı etkili olan nörotransmitter dopamin değildir. Serotonindir. İşte birçok antidepresanın içinde hani etken madde olarak bulunan nörotransmitter. Bu sebeple hani mutluluktan kastımız dünyaya umutla bakabilmek ve iç ferahlığı hissedebilmek midir? Yoksa anlık bir doyum için ortaya çıkmış bir duygu mudur? Bu sebeple yani insanoğlunun şekilde üretim biçimleri üzerinden de hazza, doyuma, daha kısa süreli şeylere dair yönlendirildiği rahatlıkla söylenebilir. Çünkü amaç mutlu olmak mı, anlamlı bir şeyler yapmak mı? Sizi çok mutlu eden bir şey yaptığınızda çok anlamlı hissetmeyebilirsiniz. Mesela birinin iyiliği için yaptığınız bir şey sizi çok da üzebilir. Ama bir ilkeye, bir kurala uymak zorunda olduğunuzu düşündüğünüz için bunu yapabilirsiniz. Bu sebeple hani mutluluk asla erişilemeyecek, dağın tepesinde bir yerde duruyor ve herkes ona bakıyor. Herkes ona bakarken başka şeyleri görmüyor gibi. Hayatı ve yaptığı işi sevmek insanı üretken yapar, dolayısıyla mutlu eder. İnsan işini yaparken akış duygusuna kapılıyorsa gerçekten üretken bir hayat sürdürüyordur. Yaptığı işin anlamlı olduğuna inanan insan, faydalı olma bilinciyle daha üretken olabilir. Sizce insanı en çok hangi duygu üretken yapar? Çok basit. Birbirini sevmemiz. İnsan işini severse, insan ailesini severse, insan çocuklarını severse, en mühimi insan ulusunu severse, bundan daha güzel bir şey olmaz. Bir aileye sahip olması üretken yapabilir. Bunun için tabii en başta aile olarak tabii koskoca bir ülke. Ondan sonra eşiniz, çocuklarınız, anneniz, babanız. Bundan insanları daha çok üretken yapar bence. Sevme duygusu. Sevme duygusu insanı üretken yapar. Yani bu bir işini seversin, o işin en iyisini yapmaya çalışırsın, üretirsin. Yani bir kadına aşık olursun, bir kadını seversin. Bunu çok güzel bir edebi şekilde şiir yazarsın veya kitap yazarsın. Bu anlamda kendini ilerletirsin. Yani hayvanları seversin, koyunlarını seversin, çok güzel otlatırsın. Ondan verimi daha fazla alırsın. Yani yaptığın her işi severek yapan insanlar hayatta çok daha başarılı olduğuna inanıyorum ve bunu gözlemliyoruz yani toplumda. İnsanın üretken olmasında etkili olan duygularla ilgili olarak, çünkü muhtemelen tek bir duygu bunda etkili değil. Yani duygular bir kokteyl olarak da gelebilirler. İlk düşündüğüm üretkenlik, yaratıcılıksa bu engellenmeyi gerektiren bir şey. Yani doyumun ertelenmesi ve arzu ettiğimiz şeye ulaşamamamız gibi durumun ortaya çıkması gerekir ki biz yeni çözüm yolları bulalım. Bu sebeple aslında belki hani üretkenlik mutluluğa götürüyorsa,
Üretkenlikten önce muhtemelen bir can sıkıntısı ve keyifsizlik, bir engellenmişlik gibi bir frustrasyon durumu söz konusu. Ama zaten bir problem çözme meselesi. Aslında bu manada mutluluk da üretkenlikte. Ama bizi hareket ettiren şey umut da olabilir. Çok büyük bir acıyla da yapılabilir. Yani eğer sanatsal yaratıcılıktan bahsediyorsak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Mutlu insan sanat yapmaz. Bir yanıyla. Canı yanmayan, acı çekmeyen biri bunu ifade etmenin yeni yollarını aramayacaktır muhtemelen. Öykü de yazan bir insanım. Benim açımdan bunun cevabı mesela öfkedir. Ben öfkelendiğim zaman daha üretken olurum. Ama benim tahminim herkeste bu farklı işleyen bir mekanizma. Her duygunun ayrı bir fonksiyonu var. Ama ortak bir yan var bunlarda. O da duyguların doğru yönetilmesi. Yani aslında doğru yönettiğimiz zaman korku ve endişe gibi negatif gördüğümüz duygular bile insan için olumlu hale gelebilir. Mesela korku ve endişe ne yapar? Sizi daha işinize odaklanmanızı sağlar, konsantre olmanızı, işinizi ciddiye almanızı sağlar. Dolayısıyla aslında bir artı yönü de vardır. Ama duygular sizi ele geçirip, sizi yönetmeye başlarsa, siz savrulursanız o zaman üretken de olamazsınız. Çünkü üretkenlik ciddi bir konsantrasyon isteyen bir şey. Dolayısıyla duyguların bence orada hangi duygunun olduğundan ziyade duyguların nasıl yönetildiği asıl tartışılması gereken. Peki hayatın derinliği bize ne öğretmeli? Mutluluğun önünde bir duvar gibi duran hüzün, melankoli ve depresyon nasıl alaşağı edilebilir? Mutluluğun o kadar da abartıldığı kadar önemli bir şey olmadığını görmek gerekiyor bence. Yani şöyle bir durum var. Dünyanın en büyük özenerek, imrenerek hayatlarını okuduğumuz insanların düşünelim. Bu insanların çoğu çok mutlu bir hayat sürmemiş. Yani peygamberleri ele alın, Rahibe Teresa'yı ele alın, Gandhi'yi ele alın. Hayatlarında çok büyük mutluluklar, çok büyük sürekli böyle dünyevi zevkler yaşamış insanlardan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla ben mutluluğun biraz böyle gözümüzde olduğundan fazla abartıldığını düşünüyorum. Yani iyi bir hayat eşittir, mutlu bir hayat demek hatalı. Bazen iyi bir hayat, erdemli bir hayat beraberinde hemen mutluluk getirmeyebilir. Ama ille de mutluluk istiyorum diyen varsa ona da şunu söylemem gerekiyor belki de. Mutluluk peşinden koşulduğu zaman elde edilen bir şey değil. Mutluluk dünyevi zevklere indirgenecek bir şey değil. Mutluluk sosyal ilişkilerimizin de resmin içine dahil olduğu, hayattaki amacımızın, anlam arayışımızın da içine dahil olduğu, manevi uğraşlarımızın resmin içine dahil olduğu daha büyük bir resim. Dolayısıyla tüketim toplumunun bize tükettikçe mutlusun sloganını dayattığını, bunun bizim doğamızdan gelen bir öğreti olmadığını görmemiz gerekiyor. İnsanların mutluluğu için işte depresyon, melankoli, hüzün, keder, birçok kavramdan bahsediyor. Sanki bunlar engelmiş gibi. Bir arada olabilirler. Yani hani bir duygu bütün duygu yelpazesini tek renge boyamaz. Biraz belki hani depresyondan, melankoliden ve yastan anlıyoruz. Kısaca onlardan bahsetmek isterim. Çünkü farklı kavramlar ve sağlıklı yas tutabilme kapasitesini her zaman yüceltici ve değerli buluruz. Depresyon bir yanıyla bunun yapılamaması durumudur. Melankoli ise depresyondan da daha az becerilen bir şey gibi aslında. Çünkü evet sevdiğimiz birini kaybettiğimizde yas tutarız. Ve sevdiği kişiyi kaybeden kişiler çok üzgün olsalar bile depresyondaki en temel belirtilerden biri olan çökkün değildirler. Çok canları yanar, o sağlık göstergesi, ruh sağlığının bir göstergesi. Depresyon bir yas tutamama meselesi. Yani kaybettiğimiz illa da vefat etmesi gerekmiyor. Bir ilişkiyi, bir imgeyi de, bir değeri de kaybedebiliriz. Kaybettiğimiz o değerli şeyle alakalı çatışmalarımız varsa, muhtemelen ifade edilememiş öfkemiz de varsa, depresyon bizim iç dünyamızda onunla ilgili meselenin devam ettiğini gösterir. Ve aslında hani orada gerçekleşen biraz canhıraş meselelerin bedenimizle ifadesidir depresyon. Yani bir yas tutma sürecinin bir şekilde ketlenmesinin bir göstergesidir. Melankoli ise depresyonla şöyle bir fark var. Depresif kişi için dünya boş ve anlamsızken, melankolik için benliği boştur. Öbür yüzden yaşamasına da gerek yoktur ve melankolik kişiler
istikrarlı bir şekilde ölümü düşünürler ve ona doğru yürürler. O yüzden hani bunların arasında bazı klinik farklılıklar da var. Ama insanoğlu bu duygulardan, yani bunları alaşağı mı etmeli, bunlarla ne yapmalı? Açıkçası bir duygu yelpazesi düşünelim ve içinde tüm duygular olsun. Ve insan varlıklarının, varoluşumuzun en büyük hedefinin bu tüm duygulara temas edebilmek olması gerektiğini düşünelim. Çünkü psikopatolojilerin en büyük meselesi bazı duygu alanlarının tamamen dışsallaştırılmış, yok sayılmış olmasıdır. Halbuki tüm duygu alanlarına temas edebilmek ve ringden de düşmemek gerekir. Ez cümle efendim, dün olduğu gibi bugün de insanoğlu sonsuz yaşamı ve mutluluğu arıyor. Sonsuz yaşamın var olmadığını yaşam pratikleriyle deneyimleyen insan aileler kurmuş, çocuk yapmış. Mutluluğun sürekli bir kahkaha hali olmadığını anlayınca huzuru keşfetmiş. Tüm bunlara sahip olmak sadece sizin elinizde. İçinizdeki inanç ve umutta. Gelecek hafta bambaşka bir konuda buluşuncaya dek sağlıcakla kalın.